Hepinize merhaba arkadaşlar 28 Mart 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem gününü geride bırakmak üzereyiz şu an saatim 18.50 şöyle bir kısa bir piyasa Özeti yapalım sizlerle. Dolar endeksinin 99.22'de olduğunu görüyoruz. %0.42 yukarıda. Bugün özellikle emtia tarafını ve borsaları negatif etkileyen baş aktörümüz dolar endeksi arkadaşlar. ABD 10 yıllıklarında ise %1'e yakın bir kayıp olduğunu görüyoruz. Şu anda 2.45. Zaten hafta sonu yapmış olduğum videoda biliyorsunuz 4 saatlik grafiklerde ABD 10 yıllıklarında bir negatif uyumsuzluk olduğunu ve geri çekilebileceğini belirtmiştim. Bu geri çekilmenin ilk aşaması başlamış gibi görünüyor. Tabi bu geri çekilme yeterli mi? Yani 2.54'lerden 2.45'lere çekildiğini görüyoruz ABD 10 yıllıkların. Yeterli değil arkadaşlar. Yani oradaki o tehlikenin gitmesi için en azından 2.25'lerin yani bu tahvillerin 2.25'lerin altına inmesi gerekiyor. Çünkü bu piyasalarda bir balyoz gibi devamlı hani hem emtia tarafını hem de borsa tarafını böyle tehdit etmeye devam edecektir. Bu yüzden önemli görüyorum ABD 10 yıllıkların takip edilmesini önemli görüyorum arkadaşlar. Dolar TL'ye baktığımızda aslında çok da bakmaya gerek yok. 14.80 ile 14.85 arasında sıkışmış bir dolar TL görüyoruz. Mesela bugün bakın dolar endeksi 99.20 hatta o geçtiğimiz hafta son 2 yılın zirvesi olan 99.40'a o kadar yakın ki yani dolar endeksinin bu son 2 yıllık zirvesini gördüğü dönemde dolar TL'ye bakıyoruz hani son belki de 20 gündür aynı bantta neden olduğunu zaten hani neden böyle sabit şekilde durduğunu sizlere geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Tekrar tekrar aynı konuları konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ons altına baktığımızda bir geri çekilme var yüzde birlik. E bu da dolar endeksinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü böyle altını negatif etkileyecek ve bugün çok fazla da bir haber olmadı. E Tabii kripto tarafına baktığımızda oraya güçlü alımlar geldi özellikle Rusya'nın. Bundan sonra kriptolarla alım satım yapabiliriz gibi açıklamalarından sonra kripto tarafına para kayınca Ons altından da çıkışlar görüldü. Fakat bunların ben çok önemli çıkışlar olduğunu düşünmüyorum. Gram altın tarafına baktığımızda 923 TL olduğunu görüyoruz. Zaten sabah ben destek ve dirençleri sizlere paylaşmıştım. Orada da birlik bir kayıp var. Yani tamamen şu an ons altında ilerliyor. Çünkü dolar TL çok yatay. Gümüş ons tarafına baktığımızda 25.50'deki o kritik yer kırıldı. Şu anda 25.05 ve 10 satsına göre bir miktar miktarda fazla düştüğünü görüyoruz. Gram gümüş tarafına baktığımızda ise 12 civarında olduğunu görüyoruz. Orada da %1.2'lik bir kayıp var. Bunları zaten birazdan detaylı inceleyeceğiz. Borsa tarafına baktığımızda borsamız bugün aslında ilk seansı ve öğleden sonraki o ilk saatleri güzel geçirmişti. Fakat sonrasında özellikle Amerikan borsasının negatif olarak açılmasıyla birlikte bizim borsamıza da satışlar geldi. Fakat böyle çok önemli bir olay, önemli bir veri açıklanmadan geldi. Için bu satışların e, tamamen böyle piyasayı izle gör yatırımcılarının sayısının biraz daha arttığı ve satışların bu yüzden geldiğini düşünüyorum. Yani satış dediğimizde %0.14 yani çok da önemli değil arkadaşlar. Hatta şöyle orada hazır açıkken kripto tarafına baktığımızda orada da Bitcoin'de %1.37'lik bir yükseliş görüyoruz. 47.500'de ve hemen şöyle Dolar endeksiyle başlayalım arkadaşlar. Dolar endeksini gördüğünüz gibi bakın burada 99.40 son 2 yılın en yüksek zirvesi ve şu anda bu zirveye çok yakınız. Fakat burada da şöyle bir şey var. O hafta sonunda ABD 10 yıllıklarına çizmiş olduğumuz bakın negatif uyumsuzluklar bakın fiyat tepeleri hemen hemen birbiriyle aynı iken RSI tepelerine baktığımızda burada bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani önümüzdeki günlerde dolar endeksinde bir geri çekilme yaşanabilir. Aynı geri çekilmeyi bakın 4 saatlik grafikte ABD 10 yıllıklarında da sizlere çizmiştim. Bakın şu kırmızılar yoktu. Bakın şöyle fiyat tepelerinin yükseldiğini fakat RSI tepelerinin daha aşağıda olduğunu sizlere belirtmiştim. Ve bir geri çekilme başlayabilir dedik. Ve o geri çekilme şimdilik başlamış. Tabi şu 2.40'ın altına inmesi ve burada 4 saatlik kapanışlar yapması gerekiyor. Asıl bizim için önemli olan yer şu mavi ortalamamız. ABD 10 yıllıklarının tekrardan düşüş trendine geçebilmesi için şu 2.25'in altında 4 saatlik kapanışlar gelmesi gerekiyor. Evet dolar TL ile ilgili bugün kısa konuşacağım arkadaşlar. Yani e, şurayı görüyorsunuz. Hatta şöyle çizelim. Evet şu bölgeyi görüyorsunuz. Yani böyle bir grafik yok arkadaşlar. Yani bu e, teknik analiz değil. Yani ben burada size hiçbir şey anlatamam. Bakın burası bir ip gibi. Yani ne aşağıya düşüyor, ne yukarı çıkıyor. Bu tamamen serbest olmayan bir piyasa, serbest olmayan bir piyasada da işte şuraya gider, buraya gider demek biraz anlamsız. Evet gideceği yerler var mı? Var. Gidecek mi? Hani gidecek %99 gidecek. O nasıl? 13-30'lardayken demiştik hani buradaki hedef ilk hedefi 14-30'dur diye. Gitmişti. Şimdi burada da ilk hedefinin 15-20 olduğunu sizlere söyleyebildim. Ha, ne zaman gider o 15-20'ye? Ne zaman ki müdahale edecek para bulunamaz ise o zaman 15-20'ye gider arkadaşlar. Geri çekilmelerde zaten sabah da paylaştım. 14.75 destek bölgesidir. Onun da dışında dolar tl ile ilgili teknik olarak anlatacağım hiçbir şey yok. Yani yukarıda 15-20 ilk hedefidir. Aşağıda 14-75 destektir. Onun dışında yani şuraya biraz daha büyütelim hatta bakın şöyle. Yani şuraya söyleyecek hiçbir şey, yani teknik olarak hiçbir şey yok. Temel analiz tarafına baktığımızda ise hani bir yerden dolar bozuluyor. Artık arka bahçeden, arka kapıdan bir yerden bozuluyor. Nereye kadar tutar? İnanın ben de hani şu gün biter dolarları, işte bugün biter, işte şu gün artık müdahale olmaz ve 15-20'yi görür diyemeyiz çünkü herhangi bir açıklama yok. Yani mesela evet biz bugün doları 14.85'te tutabilmek için işte 500 milyon dolar satış yaptık falan böyle rakamlar verilmiyor. Eskiden veriliyordu. Hatırladınız mı? 18 zirvesi görülmeden önce bu tarz rakamlar veriliyordu ve cuma günleri yapılıyordu. Ama artık verilmiyor. Böyle bir rakam işte şu gün yaptık, bu saatte yaptık gibi açıklamalar olmadığı için hani ben de sizlere işte 15-20'yi bir hafta sonra görür, işte iki hafta sonra görür gibi böyle kesin bir değerlendirme yapamıyorum. Ama ben Nisan ayı içerisinde bu 15-20 direncini test edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet geldik 10 altına. Ons altında 4 saatlik grafikte şu 1907'den ve 1910'dan aldığımız destekle biz buradaki 1940 direncini yukarı yönlü kırmıştık. Fakat sonrasında hem ABD 10 yıllıklar hem de dolar endeksindeki o yukarı hareketler nedeniyle ons altında da bir geri çekilme gözlendi. Bu 1940'ın önemli olduğunu buralara eğer kaldıraçlı işlem yapıyorsanız buralara stoplar konulması gerektiğini sizlere belirtmiştim. Bu 1940 desteği kırıldı. Tekrardan bunun üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Burası 1942 tam olarak yani 4 saatlik grafikte EMA55 hatta EMA21 bakın burada tam ikisi de kesişmiş. Hatta EMA9. Bu 1940'ın üzerinde en az 2 adet 4 saatlik kapanış gelmesi gerekiyor. Aşağıda ise ana destek bölgemiz 1919. Zaten sabahleyin topluluk çekmesinden de sizlere bu destek ve dirençleri verdim arkadaşlar. Benim beklentimi soracak olursanız bu 1919 ve 1910 yani şu bandın şu kırmızı çizginin ben tekrardan destek görevi görmesini hani maksimum buralara kadar düşmesini bekliyorum. Hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllıklarda teknik olarak geri çekilmeler beklediğim için tam tersine 10 altında da artık bir alım Kuryasının gelmesini bekliyorum. Bir de şöyle günlük grafiğe bakalım arkadaşlar sizlerle. Evet günlükte de baktığımızda 21 günlük ortalamanın 1937 olduğunu görüyoruz. Şu anda da 1937 bu ortalamanın üzerinde günlük kapanışlar gelirse yükseliş trendinin devam edebileceğini söyleriz. Evet gram altın tarafına geldiğimizde ise yine şöyle 4 saatlik grafiğimizi açalım. Günlük grafiğe sonra tekrar döneriz. Evet bizim 915 bir pivot seviyemiz vardı. Bunun altında ve üstünde destek ve dirençlerimiz vardı. 915 TL seviyesinin şu anda biz 920 TL olduğunu görebiliyoruz. Yani o 915'teki bizim hareketli ortalama desteğimiz şu anda 922 TL olmuştur. Zaten 920 TL destektir diye de sabah paylaşım yapmıştım. Şu anda 923 TL'de olduğunu görüyoruz. MACD'de ve RSI'de aslında çok da fazla bir bozulma yok. Aşağıda ise 912 TL'nin asıl destek bölgesi olduğunu bakın şuradan dönmüştü o Fed gecesinde. buranın o zaman 895'ti şu anda 912 TL olduğunu görüyoruz. Yani bu maksimum bu 912 TL'den gram altının tekrardan yukarı yönlü dönmesini bekleriz arkadaşlar. Yukarıda ise ilk direncimiz şurada geçtiğimiz hafta kıramadığı 938 bölgesi. Şöyle bir de gram gümüşe bakalım arkadaşlar. Bugün gümüş onsuz zaten hafta sonu analizini yapmıştık. Bugün genelde pazartesi günleri daha kısa analizler yapıyorum. Hemen gram gümüşe geldik. Gram gümüşte ise şurada bakın siyah bir ortalamamız var bizim. Burası 11.80. Zaten biz bu saatlerdeyken ne zaman böyle e, saat 6.30-7 civarında analiz yapıyor olsak hep böyle 11.88'lerde olduğunu görüyorduk. Yine aynı seviyelere gelmiş durumda. Ben 11.80 ve onun da altında 11.40'ların parçalı alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllıklarda önümüzdeki günlerde bir geri çekilmenin olmasını bekliyorum ve bunun da emtia tarafına hem ons altın hem gümüş ons hem gram gümüş hem gram altın olarak bir yükseliş habercisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 11.80 ve 11.40 bölgelerinin parçalı alın fırsatı olduğunu düşünüyorum ve buralara gelir ve eğer alırsanız da 12.50'ye kadar elde tutulması mantıklıdır diye düşünüyorum. Evet geldik borsamıza. Borsamızda son 4 gündür hatta şöyle günlük grafiğimizi bir açalım. Evet son 4 gündür yeşil muma hasret kaldık. Bakın. 1 2 3 4 4 tane kırmızı mum. Peki bu geri çekilmeler bizi tedirgin etmeli mi? 2150 kırılmıyorsa aşağıya etmemeli. Biliyorsunuz bu son 4 günde dahil yani son 1 haftadır hep bu 2150 desteğini sizlere hep söylüyorum. Burası önemli bir FIBO direnciydi. Bu direncin üzerine çıktık ve şu anda burası destek pozisyonunda. Aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalamamız da bizim. Bakıyorum şu an 2152. Yani 2150 seviyesi önemlidir arkadaşlar. Eğer burası aşağı yönlü kırılıyorsa buralarda bir miktar kar realizesi yapılabilir. Çünkü bizim tekrardan 2030-2060 bandına gitme ihtimalimiz doğar. 2150 aşağı yönlü kırılırsa. Eğer kırılıyorsa da zaten ben sizlere topluluk sekmesinden bilgi vermeye çalışırım. Orta ve uzun vadede ise 2500 beklentim hala devam ediyor. Çünkü ortam buna çok müsait. İşte zaten dünyadaki olabilecek her şey oldu. İşte salgındır, işte Ukrayna-Rusya savaşıdır, bütün kötü fiyatladık ve şu anda bir enflasyon fiyatlaması yapmamız gerekiyor. Özellikle de Borsa İstanbul'u. Daha önceden sizlere belirtmiştim. Bakın şurada biz 2400 zirvesi gördüğümüzde bizim enflasyonumuz %19.25'ti. E şu anda biz 2100'lü seviyelerdeyiz. Enflasyonumuz kaç? %55. Yani bizim rahat bir %30 alacağımız var bu enflasyondan. Borsa İstanbul olarak diğer borsaları boş verin. O küresellere falan değil. Hani bizim borsamızın en enflasyondan bir %30 alacağı var. Bu yüzden ben o hedefi 2500 olarak belirledim arkadaşlar. Tabi ara duraklar olacak dedik mi? Dedik. İşte bu ara duraklar bu şekilde. Yani bakın satışlar da ne kadar nazlı. Yani satmak da istemiyor insanlar. Yani bazen bakıyorum özellikle bugün. ABD işte %0.50 aşağıdayken işte biz zorla böyle kırmızı olduk 0.14 ile falan. Yani ben güzel görüyorum hala borsayı. Şöyle hisseler bazında baktığımızda da bugün Sasa'da bir aksiyon oldu. Böyle 64-20'lere kadar çıktı. Sonrasında 60'ın da altındaydı. Yani sabah açılır açılmaz 4 lira üzerine koydu. Öğleden sonra da tam tersine 4 lira aşağıya indi. Burada BOFA dediğimiz yani Bank of America işte önce bir alıyor kağıdı kaldırıyor daha sonra tekrardan indiriyor. Genelde bunların zaten takas saklama yetkisi yok. Bunlar böyle günlük vurkaççıdır. E, tabi şu var hani böyle çok fazla hızlı çıkmasını da ben zaten içime sindiremiyorum. Hani böyle sasanın ben günlük %1 %2 gitsin ki bugün zaten %1 yaptı yani 0.92. Bence güzel bir kapanış oldu. Yani böyle her gün %7 %8 yaparsa o zaman ben korkarım yani gerçekten tedirgin olurum. Hani bu şekilde böyle doldur boşalt yapıyorlar özellikle işte Credit Suisse, işte Bank of America. Bunlar bu şekilde doldur boşaltlar yapıyorlar. Yine bugün Arsa haberi geldi. Zaten yıllardır bekleniyordu bu haber. Arsa'nın ihalesine katılma kararı aldıklarını duyurdular. Dediğim gibi yani zaten beklenti dahilinde bir haberdi. Bu haberin öncesinde zaten bu BofA yani spekülatif bir şekilde yükseltiyor haber öncesinde. Haber gelir gelmez de hani böyle işte beklenti gerçekleşti deyip satışa geçiyor. Aslında bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani böyle sasa özelinde değil. Yani bir hissede bir beklenen bir haber var ve o haber geliyorsa onu orada bir miktar kar realizesi yapın. Yani beklentiler satın alınır, gerçekler satılır arkadaşlar. Şimdi tekrardan borsaya döndüğümüzde 2150'nin destek seviyesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Onun da dışında zaten böyle çok ekstra bir işte düşüş veya ekstra bir yukarı patlamadan söz etmek şu anlık zor. Çünkü bu hafta zaten kısır bir hafta veri bakımından. Sadece cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Belki o biraz küresel piyasaları etkileyecektir. Onun da dışında Dışında zaten Ereğli Bim, Hektaş, bu arada Şişe Cam onunla ilgili de çok soru sordunuz. Onları bu akşam topluluk sekmesinden sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.